işte oranın karşısında. Koyun var. Çok iyi burası, çok. Allah hava yut. Huzursuzluk kaynağı eksik. Bu denklemde acı yok. Acı ve işkence çekiyor. Pistin ortasında. Bir sevgili uğruna. Hiç kimse hiçbir erkek için üzülmesin. Hep aynı yüzler, hep aynı ortamlar, hep aynı insanlar. Çok sıkıldım ya. Güno güno. Güno. Uyandınız sanırım. Uyandı. Ben geldim. Ayşe de geldi. Ayşe'yi de yanında getirdi. Bonus Ayşe. Bu arada bakın, bu kedi büyüdü. Bu kedi büyüyor. Çok çabuk büyüdü. Çirkinleşti. Arkadaşlar, kimsenin eli boş kalmıyor. Hatta insan açığımız var. Şu anda isteğe ihtiyacımız var. Bu evde bir hayvan başına bir insan düşmüyor. Destek lazım. Tilki. Bak şimdi bak. Tilki. Tilki. Aa. 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 Bak şimdi, Doju gelsin istemiyor. Bak, tilki, tilkiye bak. Tilki, gel, gel. Tilki. Herkes tilkiyi sevsin. Kimse başka hiç kimseyi sevmesin. Gel yanıma yat, gel. Gel, gel, beceremiyorum, gel. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğine bir bak ya. Tamam, belgesel çektiğimize göre artık normal hayata geri dönebiliriz. Şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız. Evet. Niye? Yumurtalmaya gitsene Ayşe ya. Kanka hayır artık. Ayşe evi... Ya şu insanlar eve gelen misafirleri kullanmaktan vazgeç ya. Evin küçük çocuğu olarak ben de ya düşündüm ki. Ya evin küçük çocuğu muyum ben? Evet. Geçti o. Dün gece kulüpte dans ederken öyle demiyordu saçım. Oldu, ben küçüktüm. Gece de büyüdüm kanka. Bak, sinir etmek için geçti oranın karşısına. Farklı mısın? Şey var ya. Güzel yapmış. Daha şu TikTok'ta kameranın karşısında. Koyun var. Çevirip çevirip. Saatlerce çobanın önünde uyuyor. Bak böyle aptalca şeyleri kimler izliyor diyordum. Ayşe izliyormuş. Kimler oluyor? Al işte, ben de rezil oldum. Ekşi mayalı köy ekmeğimiz var. Ben pazardan buzlu seçtim. Sen bence hiçbir şey yapma, sadece üstüm. Olur yani. Tamam Ayşe, açtım sana. Günaydın arkadaşlar. Benim canım arkadaşım. O benim gerçek arkadaşım. Evet. Gerçek arkadaşım. Kıyamete bekleriz. Kızını Dojo'nun dedi. Gerçek onlara var ya. Tekrar günaydın arkadaşlar. Just kart var. Elif İstanbul'a gitti geldi. Ali just kart var. Elif, arkadaşlar bugün Asos'a gidiyoruz. Ayşe İstanbul'dan buraya geldi. Ayşe'yi tam nereden baksam bir ya da bir buçuk yıldır görmüyorum. Teşekkür. Sadece şöyleyiz. Ayşe'yle birbirimize geldik ya. Kimseyle konuşturmuyorum. Ayşe'yle böyleyiz. Elif de tatile gitti biliyorsunuz. İstanbul'a gitti. Normalde nikah şahidiydi. Bir haftadır yok ortada. Hatta iki haftadır değil mi? Hı. İki haftadır ortada yok. Yaka paça, her gün arayıp taciz ettim. Elif, otobüs biletini al. Elif, otobüs biletini al, buraya gel. Evet, o neydi hiç anlamadım. Olmuyor arkadaşlar. Ne siz ne ben. Elifsiz yaşayamıyoruz. Daha sonra kendisi de tıpış tıpış yuvasına geri dönmek suretiyle geldi. Ayşe. Travmatik ol. Hareket. Bunu yapsak daha iyi. Biz şimdi bikinilerimizi giydik. Asos Antik Liman'a gidiyoruz. Çok suyuk. Tamam mı? Bir gece kapsında benim. Arasan da benim. Çok geç. Birbirden bile kadar. Sarsa sana. Mezler içinde gördüm. O zaman gerçekten şirket. İşte estetik çekim yapmaya çalışıyorum ama tıngır mıngır deniz gitti. Arkadaşlar sizin için Asos'u böyle çekiyorum, siz de görün. Ama çok güzel değil mi? Taşına bakın. Toprağına bakın. Çok iyi. Ne anlatıyorsun? Çok iyi burası, çok. Tanımaya çalışıyorum. Neye bakıyor falan. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar neden herkes sarı? Herkes bir yürüyüş yapsın. Önden bir yürüyüş. Bak bak yani. Kadınları orada iğrenç koşullarda tutuyorlar. What the fuck? Bak bak. Ayşem sen yürü bir. Endamını görelim bir Ayşem. Haydi. Ayşem yürü. Kanka şöyle bir sorun var. Kanal benim ya. Senin tamam. Beni çekmen gerekiyor. Sürekli kanka, bu. İşte ben zaten gözükmek istemiyorum artık. Ne geliyoruz? Tatil boyunca ben Büşra'yı çekiyorum. Büşra benden çok gözüküyor. Yok yok, kameralarda iyisin, iyisin. Alıştın artık. Savaşta mıyız? Evet arkadaşlar, Çanakkale'de tatil yapıyorsanız böyle olaylar. Böyle her yeriniz uçuyor. Bir yandan yanıp bir yandan rüzgarın dayağını yiyorsunuz ve yanıyorsunuz eve gidiyorsunuz. Tüp patladı. Çünkü yandığını anlamıyorsun bu rüzgarda, evet. Değil mi?
Konuştuğumuz da şu an anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Arkadaşlar bugün Assos'un neresindeyiz? Assos'un neresi burası? Antik limandayız bugün. Antik limana gelmişiz bugün. Ya denize girmek için bu kadar yol gelinir miydi hiç bilmiyorum. Gelinir aşk o. Halbuki her yer deniz ama. Ama her yer deniz değil aynı zamanda da. Aramızda mesela yüzme bilmeyenler var. Buradan direkt iskeleden giriyoruz. Bu köşemizde Sena hocam, Sena'cığım. Ayşe hocam. Nereye gidiyor? Şimdi kurbağa biraz ürkek. Burası hep taşlı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ayşe. Hayatım. Sen anla, sen Çanakkale'ye neden geldin? Sen de mi aşk acısı çekiyorsun? Hayır. Ayşe. Asla. Şuraya hatta bir kart yapayım. Sena nerede? Arkadaşlarımın hiç özel hayatı yok. Çünkü sürekli buradalar. Kameralar karşısındalar. Maalesef. Şuna söylenip durma. Bunu kabul ettin yani. Benimle arkadaşlar bunu kabul ettin. Donarak ilerlemeye mi çalışıyor? Evet, buz tuttu. Hande neredesin Allah'ın cezası? Anne hava yutuldu. Çok da göğsüm. Ben girmem o denize. Kendini challenge etme işinde iyisin ha. Hiç, çok sıcakmış gibi. Gir. Hande çok açılma geri dön. Ay çok güzel hadi gelin. Ya siz ne? Ne bu? Kavuştular. Lav lav lav. Harika. Kavuştular. Biz terazi bürdüyoruz. Ben şöyle bir şey oldu. Lenslerim gözümde ve ben lens kutumu getirmeyi unuttum. Nasıl olacak bilmiyorum. Lensle denize girilir mi? Lensle denize giriliyor mu? Gerçekten sorun ne biliyor musun? Hayatım bu sıralar iyi gidiyor. Ama bazı böyle pürüzler evet. Hissediyorum. Hani sürekli geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz ama sanki gerekli bir şey eksik gibi. Yani bir işkencecinin varlığı. Gargamel mi? Bir Gargamel, evet beni kovalayan, bastıran birinin varlığı. Yani bir huzursuzluk kaynağı eksik. Bu denklemde acı yok. Acı olmazsa ben nasıl var olabilirim ki şu an? Mesela bak buraya geldik. Acı seni besliyor mu ki? Beni tedirgin eden bir şey yok. Ve ben nasıl böyle hayatta kalamam ki bu şekilde? Buna ya adapte olursam insanın hayatında bir işkencecinin varlığına ihtiyaç var. Ayşe'yi ele alalım. Ayşe bu aralar acı ve işkence çekiyor. Bayağı acı. Bayağı acı çekiyor Ayşe'ye bak. Peki sen Hande? Senin kurdun ne? Dün başarısızlık, bir de saygınlık. Niye böyle yapıyor? Bilmiyorum. Benim tek derdim bu. Aşk maşk yalan benim için. Benim hayatım bunun üzerine. Başarı ve saygınlık üzerine mi? Evet. Bunlar olmadan, ben de aslında bunlar olmadan çekemem. Bu aralar bir de bir durgunluk başladı. Son birkaç yıldır olmuyordu. Bir haftadır aslında böyleyim. Şu an bir de denize girdim çıktım, bayıştım ben. Şey ya şuna bakın, güneş şurada batıyor. Ya Büşra ne anlatıyorsun yine ya? Dedikodu buralar. Dedikodu yapıyoruz ya. Ya kim kim o bu demiş yine ya? Ya arkadaşlar bunları çekmeyin lütfen. Arkadaşım evine. Teşekkür ederim canım. Memen de çıktı da şöyle kapatayım. Özledin mi? Evet çok özledim. Ne lan? Sen beni de burada çok özledim. Dünün dedikodularını alıyoruz yani. Aynen. Dağların dumanı içecek ne yapıyormuş bu gece? Harman mıymış? Arkadaşlar biz her yaz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yazın başında diyoruz ki bu yaz çok çalışıp çok para kazanacağız diyoruz. Sonra bütün yaz boyunca güneşleniyoruz. Misafirlerimiz geliyor, geziyoruz ve başka hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Para da kazanamıyoruz ama. Ama pazar para kazanamıyoruz ama gider hep artıyor. O nasıl olacak? Arkadaşlar ben plan yaptım. Şu saçımı ciddiye almayın. Bir dahaki seneye sergi açıyorum. Herkes davetli. Herkes Türkiye'nin dört bir yanından gelebilir. Davetlim ama eve alamam arkadaşlar. O kadar kapasite yok. 81 ilden. Geçen bana birisi Instagram'dan şey yazmış. Takipçinizi birkaç gün evinizde misafir etmek ister misiniz? Kanka o çok geliyor. O mesaj bana çok geliyor. Ben cevap vereyim hayır. Yani böyle bir şey mümkün değil. Siz de hak vereceksiniz ki. İki kadın olarak yaşıyorlar. Yer bunları. Hayır. Canım sevgilim gel bak. Güzel. Harika bir manzara var. Gel bebeğim benim ya. Gel canım benim. Ben 3 yaşarmışım çok özlemişim seni. Ben de vallahi.
geldiniz. Elif kendini niye çekmiyor? Sena ile buradayız. Ölecekmişim. Çok fenalaştım ya. Şey söylemek istiyorum. Bugün bizimle günü geçirme şansına sahip olup ama vaktinde bu şansın ne demek olduğunu. Ne konuşuyorsun öyle böyle? Keşke herkes bizim yanımızda olsaydı. Yo. Herkes bizim yanımızda olmasın. Ama bunu izleyen herkes bizim yanımızda gibi umarım ki hisseder. Hep beraber inşallah çok evlisten kalpler bir sıra. Ayşe'nin çenesi ne güzel ya. Ayşe'nin ben teşekkür ederim. Benim yok çene diye maşallah. Ayşe'nin de sırtı da çok güzel bu evet. Arada. Evet. Ümün arkadaşlar. Kasıcım çok güzel. Çok. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi. Hiç kimse hiçbir erkek şunu üzülmesin. Gerçekten o yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kalmayın arkadaşlar. Neden ismini andın Amerika'da? Günaydın. Güne güne tüne tüne. Bugün bayram. O zaman ne yapıyoruz? Sevdiklerimizi erken uyandırıyoruz değil mi? Değil mi? Bugün bayram. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Bizi ilk defa izleyenler olur. Benim bir sürü çocuğum var. Günaydın. Bugün bayram. Bunu da söylemeyi unuttum. Kaç videodur ev arıyoruz. Lütfen bir yuva çıksın. Bugün bayram. Erken kalkın bebekler. Anneciğim. Anneciğim bu dönüp. Büyük kızım da burada arkadaşlar. Çok güzel bir sabah ya. Ah pırıl. Arkadaşlar şimdi sabah bayramlaşmamızı yaptık. Bugün de dizeye gideceğiz birlikte. Güneş gözümüze girmesin diye. Mesela burayı böyle kapatıyoruz. Kapanıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar bayram şekeri. Bayramınız mübarek olsun. Kavurma yiyemedim diye çok agresifim. Bir bak kendimi bakalım. Kimsesiz çok... Çok kötü hissediyorum. Gariban gibi hissediyorum. Evet. Beni Büşra aramış aynen şöyle diyor. Kanka biz niye kavurma yiyemiyoruz? Biz ezik miyiz? Büşra motor aldı arkadaşlar. Fıstık adını fıstık koyduk. Motor aldığı ilk gün kaza yaptı. Evet. Aynasını düşürmüş. Şu anda aynası. Aynayı tahmin ettik. İki defa sanayiye gittim. Ne kadar para verdin? Bir şey vermedik, usuldendir dedik. Aynaları düşürdüğüm aynayı taktım. Yeni aldı, hemen stikerlamış. Çünkü hot girl'ler asla ama asla hayattan zevk almaktan vazgeçmezler. Bunu biliyorsun. Erdem ben hocam. Beğendim. Beğendin mi? Kask. Stikerler bayağı güzel olmuş. Kask olacağım. Motorcu kızları seversen. Kanka, yakında ben de giriyorum. Ha? Seni gezdik mi? Olur. Sizi gezdiriyorum arkama atıp. Sonra yolda yoruluyorum ve çok zor geliyor. Nasıl sürmek. Ya? Sonra diyorum ki kanka sen öne geçsene de. Benden önce kanka. Bayram kahvaltımız arkadaşlar. Deniz içkin olmayınca bayramın çok bir anlamı yok değil mi? Annem nasıl ekti ama bizi? Ben şu an neyi çekiyorum? Bize. Bayramdan birkaç gün önce plan yaptık. Dedik ki birlikte vakit geçirelim. Denize girelim, kahvaltı yapalım, bayram yemeği yiyelim. Sabah ilk önce Emel teyze aradı. Ben hastalandım, ben gelmeyeceğim. Yalandan dedi. Satış. O gelmedi. Sonra dediler ki Güzelyalı'ya gidecektik normalde. Güzelyalı'ya gitmeyelim, çok uzak. Onun buralarda bir şeyler yiyelim, Güzelyalı'yı öyle geçeriz. Tamam, o da iptal oldu. Denizlerin hepsi iptal oldu. Güzelyalı Dardanos'a indi. Dardanos Kilitbahir'e geçti. Kilitbahir'den en son Megapiç'e indik. Ve biz de bir baktık ki sayımız 2 kişi. 2 kişi kaldık Halif'le. Ben hiç üzgün değilim. Ben de değilim ama... Ay merhaba arkadaşlar, ben buraya genci kamerayı açmayı unutmuşum. Biz Elif'le birlikte denize girdik. 5 dakika denize girdik. Sonra ben biraz kitap okumuşum. Bu kız uyudu zaten. Sonra ben de burada uyuyakalmışım. Sonra böyle bir yeşil kurbağa olarak dünyaya geri geldim. Elif de burada yanımda yine o mükemmel günlüğüne bir şeyler yazıyor. Abla ne anlatıyorsun? Başıma gelenleri yazıyorum. Nasıl dayanıyorsun? Patlatırdım. Nasıl dayanıyorsun benim yaşadığım? Şöyle bir... Fanus kadar şehirde neler yaşadım be? Neler yaşadım artık yeter. Hep aynı yüzler, hep aynı ortamlar, hep aynı insanlar. Çok sıkıldım ya. Arkadaşım Çanakkale senin için mi? İstediğin yere gidebilirsin. Gitmek istiyorum. Gerçekten. Ya arkadaşım gidebilirsin. Ya çok sıkılmadım. Herkes ya siz de çok sıkıldınız. Aşağıya yazın. Herkes hayatından çok sıkıldı bu ülkede. Gerçek söylüyorum ya.
düğme olsa reset, vallahi reset atacağım. Bu ne ya? Birileri bir şeylerin acısını çekiyor arkadaşlar. Travmalarımdan, ondan sonra hep aynı rutinlerden gel. Sıkıldım. Güvenlik oğlan gidiyor. Gözleri deniz gibi. Şuna bir öpücük at. Denizlerin dalgasıyım. Ben halkımın dalgasıyım. Bugün çok böyle değişik bir bayram günü olarak geçiyor. İlk defa bu kadar yalnızım. Arkadaşımla birlikteyim. Hiçbir büyüğüm yanında değil. Şimdi senin ilk defa elini öpmedim. Hiçbir şekilde harçlık almadım ama neyse ki babam harçlığımı feslemiş. İyi ki babam var. Annemle babamı çok seviyorum. Babaannemin ilk defa keşkek yapmadan geçirdiği bir bayram. Babaannem de tatile çıkmış. Annem büyük bir ihtimalle Kurban Bayramı annem çok yoruluyor. Kurban Bayramı'nda annem büyük bir ihtimalle et kesmekten kolları ağrımıştı benim garip anamın. Babam hiçbir şey yapmadığı halde herkes de daha çok yorulmuştu büyük bir ihtimalle. Onların yanında değilim ama neler yaptıklarını az çok tahmin edebiliyorum. Sizi seviyorum. İyi bayramlar. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Yüzüme felç vurmuş gibi hissediyorum. Buram böyle ya kaldı. Niye abartıyorsun ya? Niye abartıyorsun ya? Çok yalancısın ya. Tezi yazmamı bitirmedim. Elif yeter artık ya. Şimdi tezi yazsaydım bitiyordu arkadaşım ya. Şunu ayırdığım vakti. Arkadaşlar dün bir date'im vardı. Aşık olduğum birisiyle buluşmuştum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İşler yine beklediğim gibi gitmedi. İncecik bir topukluğun üzerinde 40 dakika yürüdüm. Vintage ayakkabımın altı koptu. Arkadaşlarımı aradım. Gittik Berlin'de içtik. Saçma ama sapan. Ama yandan bakıyor? İğrençti. Bir tane margarita içtim. İğrençti. Keşke Leyla içseydim. Leyla diye mükemmel bir şey vardı. Yanımdaki arkadaşım ondan içti. Bir dahakine Leyla içeceğim. Derdimi tasamı hiçbir şeye götürmedi. Gece saat 4'te eve döndüm. Uyuyamadım. Sabah kalktım. Reset attım kendime New Life'ımın ilk günü diye. Çünkü neden biliyor musunuz? Ya öf, bu acılar beni yere de sermiyor. Devam da edemiyorum. Ne olacak böyle hiç bilmiyorum. Böyle işte arkadaşlar. Çok üzülüyorum kendime. Çok üzülüyorum ya. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Bayramın ilk günü böyleydi. Aşk acısıyla dolu.